Dostlar, işte bir efsanenin doğuşu. Serhat Bey, yıllar sonra tekrar atletizme başladınız. Ne söyleyeceksiniz? Yıllar sonra dediğimiz şöyle bir 3 sene oldu herhalde ya. Çok ağır bir sakatlık geçirdik tabii. Yani şu anda hala tam olarak da geçmedi yani. Ama bir yerden başlamak lazım. Biz 15 senedir buradayız, bir şey yapmıyoruz ama Sayran geldi, 2 duraptı burada, başladı sükse yapmaya da. Abi öyle biraz şovu seviyor galiba. Kesinlikle şovu seviyor ya. Peki şöyle bir şey sorayım ben size o zaman. Bunca zamandan sonra geldiniz, bir şeyler yaptınız burada. Nasıl hissediyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, insan buradan böyle uzun bir ayrılık yaşayınca burada Bir değişik geliyor insanın gözüne bazı. 3 sene sakat olunca tabii böyle. Ya adam sakattı 3 senedir, şimdi kendi ritmini buluyor ya, bırak, yazıktır. Yani yakında acın alır bunu. Çekemiyorlar, tamam mı? Kıskanıyorlar. O kadar. Abi ne diyor? Yok, çekememezlik yok da Taylan tamamıyla televizyon oynuyor yani. Ya buradaki baba yiğiti görüyorsunuz değil mi? Ama şurada bir hafta 10 gün sonra antrenmanlara başlayalım. Taylan böyle konuşamayacak, böyle bilemeyecek. Değil mi? Kesinlikle. Bence de öyle. Ondan sonra artık hangi ağzın dibinde kusar bilmiyorum Saylan'ı. Abi şuralar hep abim sulamış, büyütmüş bu ağaçları. Abi onlar büyüdü, kestiler onları bile diye. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır sakattınız değil mi? Evet. Biraz bununla ilgili bize bilgi verin. Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Ne zamandan beri sakatlığınız başladı? Sakatlıklarınız var mıydı, nüksettiğiniz? Bunlarla ilgili bilgi almak isteriz sizlerden. Yaklaşık 7-8 senedir bu işi yapıyorum. Bayağı uzun bir zaman oldu. Atletizmin geçmişimin öncesinde basketbol oynamıştım, profesyonel. Basketbolu bıraktıktan sonra atletizme döndüm. Atletizmde de tabii baba mesleği olduğu için baba mesleğini örnek aldık biraz da. Ondan sonra başladık. Tabii babam geçmişte koşmuştu. Şu anda da benim antrenörlüğümü yapmakta kendisi. Atletizme başladık. Başladığımız ilk senede iyi derecelerde koştuk. Yani hedeflediğimiz... Tabii yeni başladığımız için fazla büyük hedefler de koyamamıştık ama yani kafamızdaki, düşüncemizdeki dereceleri koştuk. Ondan sonra ikinci sene de gayet güzel geçti. Üçüncü senede istenmeyen tabii sakatlıklar oldu arada. Yani biraz heyecan, biraz laf da dinlemedik. Tecrübesizlik diyelim buna. Ya Saydam nerede ada? Ya bu Saydam bazı şeyleri birinci altına çok fazla yerleştirdi. Aynen. Yani bir sakatlandı, tamam, o sakatlık geçti, o sakatlık bir daha olacak mı, olmayacak mı diye öyle o tereddütle antrenmanlara girip gitti. Tereddütle de antrenman pek sağlıklı bir şekilde yapamaz. Hiçbir sporcu yapamaz zaten. Ama atletizmde işte tecrübe lazım. Laf dinleyeceksiniz,
hocanızı dinleyeceksiniz. Böyle. Yani hocanızın yap dediğini yapacaksınız, yapma dediğini yapmayacaksınız. Yani hocanız nerede dur diyorsa orada duracaksınız. Barış hocam eksikleri tamamladı. Tabii benim unutmuş olduklarımı kendisi hatırlattığı için teşekkür ediyorum hocama da. Yani durum böyle. Evet, sakatlıklara gelirsek, ne tür sakatlıklar yaşadık? Hamstring. Hamstring sakatlığından çok çektim. Yani bir iki senemi kaybettirdi bana yani, açıkça söylemek gerekirse. Şöyle söyleyeyim, hamstring sakatlığım işte ortaya çıktıktan sonra tabii bunun bir tedavi süreci oldu. Ankara'ya gittim geldim bu aralarda birkaç defa. Yani enjeksiyon tedavileri gördüm. Ekstra Savaş hocam egzersizler verdi, enjeksiyon tedavisi uyguladı. Ondan sonra bana söylediği şuydu, yani ben dedi bunları yapacağım, bunları bu tedavileri sana uygulayacağım dedi ama bunların yanında dedi bu egzersizleri yapacaksın dedi. Bunları aksatırsan dedi lüks eder dedi. Çünkü dedi yani bunları egzersizle kuvvetlendirmek gerekiyor dedi. Bunları ara verdiğin zaman sıkıntı yaşarsın. Daha sonra tabii bu sakatlığımızı atlattık. Şükürler olsun atlattık bunları. Ondan sonra yani hiç beklemediğim bir anda bir sakatlık daha yaşadım. Ya ben bu sakatlığı yine hamstring sakatlığı olarak diye düşünmüştüm ama bayağı bunu araştırdıktan sonra öğrendim ki bu omurilik sakatlığı, yani L5. L5 diye adlandırdığımız sakatlık. Ondan sonra yani bu bana bayağı bir zaman kaybettirdi tabii. Yani eski sakatlığım var diye sanıyordum, bir gittim baktım yeni bir sakatlık. Yani bu süre zarfında atletizme başladıktan sonra geçen süre kaç sene oldu? Yani 10 sene oldu. Yani şöyle söyleyebilirim ki ben 2016'da sakatlık yaşamaya başladım. Tabii işte yani yaklaşık benim 3-4 sene kadar bir kaybım oldu bu arada. Şu an tekrar bugün itibarıyla yeni yeni bir şeylere başlıyoruz. 30 yaşındayız. 30 yaşında spora başlamakla ilgili ufak bir bilgi de verin arkadaşlara. Yani ufak bir bilgi vereyim. Ya geç değil. Ama tabii geç ol... Tabii çok da erken değil Barış hocamın söylediği gibi. Ama bir sporcu geçmişinin olması dezavantajı kapatıyor 30 yaş olarak. Yani kapatır. Ama bir sporcu geçmişinin olması lazım. Yani diyorsun ki sıfırdan başlamak yerine sporu yapıp tekrar bırakıp başlamak, evet, tabii ki de avantajlı. Tabii. Sıfırdan başlamak zorlayabilir. Peki hocam, şimdi sakatlığı da geçtik. Yeni bir sayfa açıyoruz madem bugünle birlikte. Yani bugünden sonra ne olacak? Sakatlanmamak için ne yapacağız? Ya da hedefimiz neler? Bunlarla ilgili bilgi verirseniz videomuzu da burada kapatırız. Antrenmana falan gerek yok. Şınav çekecek ve kendine gelecek. Şınav pozisyonuna geçtikten sonra zaten adrenalin seviyesi yükselecek, uçacak. Sadece şınavla diyorsun Hüseyin Bolt olmanız mümkün. Evet, mümkün. Doğru anladım değil mi? Evet. Ben L5'tim. L5. E5 karayolu ama. Ya ulan dur bir dur, tam bağladım. Bunlar terim. Manyak mısın lan? Bunlar değil. Adam ne bilsin omurilik sakatlığı, ne sakatlığı? Biliyorum ya. Hayret bir şey ya. Taş yani. Ya geçin de bunları söyleyince adam ne bilsin ne. Cam dakikaya kanalına abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.